Türk Hava Yolları ve Air New Zealand ortak uçuş anlaşması imzaladı. Her iki havayolu ortak uçuşlara 1 Mayıs'ta başlayacak. Air New Zealand'ın THY ile ortak uçuş yapacağı noktalar arasında İstanbul'dan Ankara, Hong Kong, Londra Heathrow ve Los Angeles bulunuyor. Pegasus Havayolları hisselerinin %31.4'ünü halka arz etti. 18-19 Nisan tarihlerinde talep toplayan Pegasus'a 10.379 yatırımcıdan 68.178.041 lot talep geldi. Yurt içinde 2.4 kat, yurt dışında 2.1 kat talep yaratılan halka arzda fiyat 18.40 TL oldu. Pegasus Havayolları'nın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması nedeniyle gong töreni düzenlendi. Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketlerinden Onur Air, 23 Nisan'dan itibaren paralı ikramdan vazgeçtiğini açıkladı. Havayolu tüm tarifeli iç ve dış hat uçuşlarında yolcularına ikramlarını ücretsiz olarak sunacak. Öte yandan Onur Air'in 18. uçuş noktası İran'ın Urmiye şehri oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan haftanın 3 günü karşılıklı olarak yapılacak olan uçuşlar 9 Mayıs'ta başlayacak. Bir süredir göklerden uzak kalan Boeing 787 Dreamliner tekrar havalanmaya hazırlanıyor. Lityum iyon pil sorunu nedeniyle bir süredir yerde bekleyen 787'deki batarya geliştirme programı Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA tarafından onaylandı. Boeing'den yapılan açıklamaya göre 787'nin batarya değiştirme işlemine hemen başlanacak. FAA'nın kararı sadece ABD'deki 787'leri kapsıyor. Diğer ülkelerdeki 787'lerin uçuşları için yerel otoritelerden onay alınması gerekiyor.